Herkeslere hayırlı sabahlar. Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Kahvaltı masama hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma da hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir canlar. Allah hepinize iyilik, sağlık versin inşallah. Şu an saat 9:30 canlar. Videomu ben kahvaltımın başında başlatmak istedim. Medinem şöyle kahvaltımızı hazırlamış. Ekmek almaya gitti. Şöyle 3-4 tane ekmek almış gelmiş. Simit almış gelmiş poğaçayla. Kahvaltı yapacağız şimdi canlar. Bugün büyük bir iş bizi bekliyor. Her tarafı görseniz. Yani o orada. Dün de gördüğünüz gibi. Her odalar temizlenecek. Dün boyadık ama yarısını temizledik. Yarısı öyle kaldı. Ben de sabahleyin erkenden kalktım. Balkonu boyadım canlar. Balkonumuzun yarısı boyanacaktı. Balkonumuzu boyadım. Kapının bir tarafına tekrardan boya değdiydi. Tekrar oraya şey yaptım, boyadım. Bugün mutfağımızın kapısı boyanacak. Tuvaletimizin kapısı boyanacak canlar. Ondan sonra cama da evimiz, barkımız serilecek. Şöyle göstereyim ev bak. Her yerde Medine'm kalkmadı hala yatıyor orada. Vallahi canlar her taraf her yerde. Biz kahvaltımızı yapalım canlar. Videomuzun ilerleyen saatlerinde görüşürüz inşallah. Tekrardan merhaba sevgili dostlar. Medine'nin eski tişörtü vardı arkadaşlar. Bez. Onu ben iki parçaya ayırdım. Bunlardan cam sileceğim. Bunlar çok güzel şey siliyor cam. Şöyle kovama su koydum. Benim şalvarım niye çekilmiş ya? Kurtuk kalmış. Güzel bir kahvaltı yaptık arkadaşlar. Vallahi elim var ya arkadaşlar. Görseniz bir şişmiş, bir şişmiş. Şöyle göstereyim ben size. Şurayı görüyor musunuz nasıl kabarmış? Fosur fosur kabarmış. Neye göre oldu Allah anlamadım. Şu camı kapatayım da. Ortadan çocuklar bağırışıyor. Ses geliyor. Kahvaltımızı yaptık canlar. Ben şöyle o odam camından başlamak istedim. Tabanını bir sileceğim. Camı sileyim tekrardan. Ondan sonra cama da burayı sereceğim. Medine'de mutfağa geçti. Bulaşıklarımızı makinemize iyileştiriyor. Volkan aradı bu canlar. Volkan'la konuştuk. Ayhan. Aklımda bir şey iste gene mi yürüyor? Bulaşık telini iste gel yürü. O ne mi değiş? Camlarımız falan acayip bakmış valla. Her tarafa bakmış. Dün takipçilerim bayağı şaşırdı arkadaşlar. Ayşegül diyorsa bu boya yapmayı birden öğrendim diyor. Arkada ilk defa koymuşlar. Yok anne. Oradaydı Medine iyi bak oraya. Ben ne çocuklarımla beraber arkadaşlar valla evde ilk defa olmayınca insan öyle bir yapıyor ki. O şarapta. Mecburen yani evde ilk olmayınca bize bakıyor. Mesela bir boyacı falan çağırsa akşam takipçimizin birisi yazmış. Ayşegül'üm diyor, vallahi diyor. Ben de boyatacaktım diyor, bir daireyi diyor. 11 milyar istemiş. En sonunda diyor, boyayı bilmedim diyor. Kendim yaptım diyor. 4 gün mü yapmış, 3 gün mü yapmış? Akşam yorumlara bazılarına cevap verdim, bazılarına cevap veremedim. İnanır mısınız arkadaşlar? Vallahi ortalığı toparlamam 11 miydi neydi? Akşam 11'de toparladım. 11'de oturduk çocuklarla beraber bir çay demledim. Çocuklara dondurma aldım. Ondan sonra cıma cips aldılar, kola aldılar, çekirdek aldılar. 11.30'a kadar onları yedik içtik diye bir sahada 12'ye kadar ayakta durduk. Ondan sonra çocukların birisi o kanepeye, birisi o kanepeye, çocuklar da yoruldu. Yani Medine falan olmasa inanın ben de bitiremezdim. Bitiremedik de yani. Ben kapılarımın ikisi üçü boyanacak duruyor. Her bir şey, her bir yerde serilecek. Takipçinin birisi yazmış. Sanki her işi kendin görmüş gibi diye düşünüyorum. Yani hiç alakası yok. Zaten görünen kör kulağı istemez canlar. Medine'de benim yanımda yani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Medine benim yarı yardımcım. Ben onu hiçbir zaman inkar edemem.
Medine olmasa gerçekten tabi yaparım elimden gelir ama yani biraz daha çok yorulurum, biraz daha zorlanırım. Bugün hava serin arkadaşlar, bir görseniz bir esiyor püfür. Perdelerimi de tekrardan çıkardım. Niye derseniz Medine geniş olan perdeyi buraya çekmiş, takmış. O da bir görseniz hep şuraya birikti. Aslında şu perde şuranın adı. Şu da şuranın adı. Yanmış da. Hoş tekrardan çıkardım arkadaşlar. Onu biraz sonra değiştireceğim. Şu camlarımı bir önce sileyim. Ondan sonra da salonuma gireceğim zaten. Salonunun şey bana ait. Salonunun burası bana ait. Burayı da bitirdikten sonra tuvalet, banyo beni bekliyor. Medine'de kendi odasıyla mutfağı. Sabahleyin kalktım canlar. Balkonumu boyanacak duruyordum. Balkonu boyadım. Medine kestirmelerini yapma dedi. Peki olur dedi. Çok görseniz. Balkonu boyadım. Zaten boya da bittiydi. Kalanıyla boyadım arkadaşlar. Anne. Tilbi buldu. Hakeleri sileyim. Kızım til oradaydı ya. Yok ki. Şeyin içine bak. Boya kovasının içine bak. Hele ben akşam çok hayasları çektim ya. Tilledim ya. Onun içinde olabilir. Ay Allah kuzum kalitmeye geç. Bayhan Azat hadi içeri gir hadi. Büyük bir bayram temizliği yapmış olduk arkadaşlar. Bu mağarada işte evlerimiz boyandı. Halılarımız yıkandı. Medine diyor ki birer diyor. Boya diyor, işi diyor. Ondan sonra cimara diyor. Halı yıkama şeyi koymak istemiyorum diyor. Orhan da gelince ona şeyi boyattıracağım. Şu büyük salonu boyattıracağım. Bir de çocuk odasını boyattıracağım arkadaşlar. Üç aydan üç aya giriş çıkış yapıyorlar ya, bayramda gelemeyecek maalesef. Ta 8. ayın başında mı ne gelecek? Ne? Ne? Babam babasının gelecek. Daha çok var oğlum babamın gelmesine. Ben biliyorum babam gelecek. Bugün bizim köyün pazarcığına pazar kestim. Pazara gitmedim. Medine sabah ben şeye gittiydim markete. Evimizde domates biber yoğurdu almış gelmiş. Zaten başka bir ihtiyacımız da yoğurdu. Kalınımız, karpuzumuz, diseniz iyiydi var. Yani gitmeye de gerek duymadım. Aslında bir gitsem biber setillerime birkaç tanesi kırılmış arkadaşlar. Biber setili alacaktım. Fide yani. Onu da gidemedim. Bakalım bahçeye bahçeye de gidemedim vallahi. Yaklaşık 4-5 gündür gidemiyorum. O bahçe ne havada onu da bilmiyorum. Bu arada biraz iyileştim ben sanki. Önceki kadar sesim falan da değişik çıkmıyor. Boğazım falan acayip acışıyordu ama şimdi kendimi biraz daha iyi hissettim. Yani psikolojik olarak daha iyiyim. Ben tili götüreyim geleyim arkadaşlar da. Oralara boya sıçramış çıkmıyor. Tilleyim camı.
Evet sevgili takipçilerim, biz Medine'mle temizliğimizi bitirdik. Canlar bakalım da sizlerin de içine sinecek mi bu boya? Benim acayip şekilde hoşuma gitti canlar. Niye derseniz, çünkü evimi çok açtı. Fayanslarımızı falan tertemiz sildik, halımızı serdik. Temizliğimiz bitti ama biz de bittik canlar. Şöyle köşeye bir çiçek koydum değerli takipçilerim. Evimize de sinek girmiş iki tane. Karşı karşıya kanepelerimi koydum. Şöyle sehpamı buraya koydum. Üzerine bir çiçek koydum. Masamı getirdim buraya. Fonlarımı takmadım arkadaşlar. Çünkü kalabalık yapıyordu. Akşam bazı takipçilerim de söylemiş, yazmış. Ayşegül fonları takmadı. Buraya da şöyle 3 tane bir çiçek koydum karşıya. Böyle biraz sade bir dursun bakalım. Medine'de dedi anne sade daha güzel oldu diye. Fonlarımı asmadım yani. Gerçekten arkadaşlar temizlik imanın yarısı. Yani insanın içine yaptığın temizlik sinmedi mi boş. Salonumu da şöyle yaptım. Buranın lambası patlamış herhalde arkadaşlar. Biraz karanlık çıkıyor. Lambayı da akşam taktıydım. Niye patladı bilmiyorum. Kanepelerimin üstüne şöyle bir örtü örttüm. Şu yıkadığım halıyı da getirdim. Ortaya attım canlar. Çiçeğimin birisi burada. Biraz sonra da arkadaşlar kapıları boyayacağım. Sizlere şimdi göstereyim. Şu lavabomun kapısı, üzerindeki lekeleri görüyor musunuz? Bir de şu şeyim kaldı. Mutfağımdan lavabomun şişi kaldı, kapısı kaldı, tuvaletimin yani. Burası da mutfağım. Mutfağımın falan perdesini falan yıkadım. Şu halıyı serdim geri buraya tekrardan. Bu halıyı da yıkadım. Masamın örtüsünü değiştirdim canlar. Ocağımı bulaşık makinemin üzerine aldım. Burada marul yıkadım. Biraz sonra kısır yapacak Medine. Şu boyayı da şu kutunun içine döktüm. Biraz sonra kapıları boyayacağım bundan. Şu dün şu fırçaya batırdım arkadaşlar. Ondan devam edeyim artık. Başka bir daha fırça var da onu hiç açmadım. Tekrar telef etmeye gerek yok. Zaten iki tane kapı kaldı. Kapıdaki lekeleri görüyor musunuz? Şunları. Bunları sildikçe çıkmıyor arkadaşlar. Ne kadar silersen sil çıkmıyor. Gerçi şu dün oldu da. Şöyle göstereyim. Bir burayla şurası kaldı. Orayı da temizleyeyim artık. Bir oturuyorum arkadaşlar. Vallahi dünden belli yorulduk iyice. Avuçlarımızın içi kabarmış. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim hele. Vallahi avuçlarımın içi ağrıdı. Şöyle tripodumu getireyim canlar. Tripodumuz bizi çeksin. Vallahi bu çiçeği de buraya koydum arkadaşlar da acayip ceyran yapıyor. Çiçek ceyran da durmasın diyordu. Camları açınca her taraf ceyran yapıyor. Perdeyi de çektik. Medine içeriye sinek doğmuş. Bir ilaç alalım da ilaçlayalım evi. Ne kastedin Mediş buna? Tiner. Medine bunun içine tineri biraz fazla katmış arkadaşlar. Vallahi cıvık gibi olmuş. Dün güzel ayarladıydı da bunu cıvık yapmış. Koyu değil yani. De şöyle birkaç defa düğüm artık buna da. Anne demeyeceğiniz oluyor ya. Anneciğin güzel cihaz yapar kızım.
Akşam izleyicimin birisi yazmış arkadaşlar da. Çolabımı falan beyaza boyar değil. Ben fazla masrafa girmek istemiyorum canlar. Sonuçta bura bizim evimiz değil. İleriki zamanlarda buradan taşınacağız. Böylece kalacak. Bir de gönülleri olacak mı, olmayacak mı mesela bilinmez. O yüzden fazla masrafa da gerek yok yani. Ben inanın kirli olmasa bu boyaları bile yapmam da. Sonuçta kiracıya girdiğimiz çıktığımız yere biraz dikkat edecek, bakım yapacak. Bazıları hiç yapmıyor valla. Zaten kirayım diye arkadaşlar inanın hiç. Mesela şu kapının kolu bozuluyor, onu değiştirmiyorlar. Çeşmenin başlığı kırılıyor, onu değiştirmiyorlar. Lavabolar kırılıyor, onu değiştirmiyorlar. Sonuçta biz yaşıyoruz arkadaşlar bu evde. Yaşadığımız gibi de kırılan çıkan yerlerine dikkat edecek. Her sene boyasını yapacak. Gelen giden nedir? Tertemiz oldu vermediğini. Boya kaliteli ondan. Vallahi akşam elimi de dokunmuş de çıkmadı. Meteş ayağımın altına da dokundu. Ne? Boya. Bildirmiyordu. Oraya artık şey yapayım ben. Oo. Anam bu tren de var ama tren de biz. Yıkılmışsın. Vallahi artık da dilim de dönmüyor arkadaşlar. Başka da yiyeceğim ama ben şekerim düştü. Hatice ile gibi trenle yemeye başladım. Tinele. Adamı bu içini bulandırıyor. Ne diye hiç benim içimi kafamı döndürdü. Bayılacağım şimdi. Kuzum ya. Çok çok kokuyor ya. Nasıl kokuyor? Anne neresi kötü kokuyor? Gerçekten neresi iyi kokuyor? Bu adam bayındırır vallahi. Abu şu camı aç el aç. Havasız bir deney kal arkadaşlar vallahi bu boya adamı öldürür. Melisa da aynı okuldan geldi arkadaşlar. Bir üzgün, bir üzgün. Bir şeydi seni ağlayacak. Yarışma yapmışlar herhalde. Ona üzülmüş, kaybetmişler sınıfça. Geçen gün de kazanmışlar, bunda da kaybetmişler. Kendilerine şey girmişler. Voleybol mu oynamışlar Medeş? Sen şuraya tille at da şuraya bir tilleyin vurmadan. Benden de iyi boyacı olur ha. Ne de şey kapsın da sen boya. Neyi? Tuvaletin. Sonra. Boyayı bilen ne ya? İyi tamam o zaman sana da kazanlayana kadar boyayayım. Ana tavanları yap. Üstlerde sadece fazla bir şey yok. Olsun kızım. Güzelce yapayım. Ona biraz çok yağ dök. Yağsa az olmuş. Şöyle göstereyim bir sizlere. Ben şöyle bir boyayayım canlar. Son halini sizlere de çekerim. Evet canlar, Medine'nin balkonumuza sinimizi soframızı götürüyor. Çay içeceğiz orada. Kısırımızı yaptı. Ben de kapımızı şöyle boyadım. Diğeri takipçilerim nasıl oldu? Hoşumuza gitti mi? Onları iyi ben bir yıkayım. Vallahi arkadaşlar şöyle az bir şey tineri kalmış. Elim boya oldu hep. Bakın hele. Deneyeceğim bakalım. Bir çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Kapımızı şöyle tertemiz boyadım ben. Kasalarını da şöyle boyadım. Burada tuvaletimizin kapısı. Burayı da boyadım kahverengiye de.
Karşıdan şey vuruyor. Işık vuruyor. Hani siyah gibi görünüyor. Her şeye bakım istiyor işte arkadaşlar. Belize de arkaya geçti. Arkadaşlar da kapının arasını boyuyor. Gönülle de boyuna ille diyor kapıyı boyayayım diyor. Mete içerilerimiz koyulsun. Dışarıda vallahi hayat varmış arkadaşlar. İçeriği bir koysanız bir boya kokuyor nasıl? Ayhan boyanmış. Kendilikleri de boya olmuş. Her taraf boya olmuş. Her tarafımız boya olmuş. Abu şöyle bir oturayım da dinleni. Ay Mete çaylarımızı katela kızım. Bardaklar ver. Dur şuraya yaslanacağım ben. Şurada çayımızın üstünü örtürüz mü? Sinan Hoca gelme kazandı. Hocama bak be. Biz kazanmış hocam. Sizin kocanız anlasaydı Melisa? Hı? Ne? Sizinki anlasaydı. Niye? Herkes sınıfıyla mı yaptı? Nasıl? Anam benim şuram yanmış. Bakalım Ede işte nerede yandıysa vallahi. Haberim yok nerede yandığından. Yok oğlumdur. Kendimizden haberimiz yok. Geçen fırında mı yandı ki kek pişirirken? Bakalım arkadaşlar nasıl yanmış kolum valla. Açışmasıyla bildim. Mediş açık top biraz. Acayip bilim ağabeyim. Ayhan Azat! Gel paşam. Melisam şu kısırı bilme. Bir kısırı. Bir kısırı hak ettik arkadaşlar çayla. Oturalım iyi bir dinlenelim gayrı. Annem telefon açtı canlar. Gel de şeye gidelim diye. Bahçeye gidelim diye. Ben de vallahi anne dedim evlere çıkardım. Emirleştiriyorum dedim. Yarın sabahına gidelim dedim. Yarın sabahleyin gideceğiz bahçeye de. Şu bardağı nasıl senin? Hayır sana. Şu. Niye? Şöyle. Şöyle de. Bir de şeker. Şeker bir de bir şeker. Ama kolum oldu. Yoruldun mu? Yoruldum. Biliyorum. Yoksa uyudun ben. Ayhan! Bir şey gibi konuşuyor. Kostuk bile. Niye? Uyuyacağım. Bugün sizler ne yaptınız ya arkadaşlar? Bayram temizliğinizi ne yaptınız mı? Nerelere gittiniz? Neler pişirdiniz akşama? Akşama ben mantar pişireceğim arkadaşlar. Bakalım bir düşüneceğim. O yemezlerse başka bir şey pişiririm. Teyzem çağırıyor cuma günü. Hangi teyzem? Acımı tatlı mı ne değil mi? Bakmadım. İçeride daraldı mı iyice bu yatağın? Adam acayip daralıyor vallahi bu ya. Bir tuvaletin kapısının arkası kaldı arkadaşlar. Orayı da boyadık mı tamam. Ondan sonra biraz şöyle serinlik çoksun akşama doğru da aşağıya ineceğim. Evin arkasını önünü temizleyeceğim. Evimin işi bitiyor. Hacerin'e geleceğim çok. Hı? Hacerin'e. Gelsin. Hem yine bir iş çıkarırım ne böyle. Aman ben bir iş çıkarmayacağım valla. Kaşık verelim. Kaşık bir tane getirdim biz çatal anne. Niye çatal anne? Getireyim mi sana? Fark etmez. Bu çayımı içeyim de bir dinleneyim. Fazla sevmem bu bardak içerisinde. Meliş karabiber atmadı mı buna? Attı. Kırmızı biber. Kırmızı biber atmadım. Niye? Bulamadım ki kabında. Erindim. Melisa! Melisa! Kayıt evinde bidonda kırmızı biber var ya acı. Kayıt evindeki kırmızı biber var ya acı. Şu birden yani o acı acı. Onu bir al gelene kızım. Bize de her gibi de yiyor. Acı mı acı bize işlemez bacı diyor. Ama kolum yiyor. Acıyı doldu. Ey! Kırmızı biber kırmızı. Evet.
Koy gel kızım ya. Bidonla getirecek herhalde. Getirir dedi ha valla. Elimdeki boyalar çıkmadı daha. Benimki de çıkmadı da. Daha hani tineri döktüm ya, tinerin tabanında az bir şey kalmış arkadaşlar. Ellerime döktüydüm. Gitti birazcık. Var mı daha? Ne, tiner mi? Yok. Dönüp nasıl çıkacak ya? Ne bileyim ben. Senden kalsa şey. Ay çay dokunacağı da. Melisa bir de poğaça getir abla. Poğaça, çay. Melisa şuna biraz dem dokunasın. Açık dokun. Zaten de kapalı dokun diyor. Çaydan da yanına gireceğim bugün. Bugünlük de videomuz böyle olsun sevgili takipçilerim. Bir yorulduk, bir yorulduk kızım benim. Vallahi. Yani Allah sağlık versin. Her iş güç görünüyor. Yeter ki canımız sağ olsun. Her şey iş gibi olsa keşke. Poğaçay mı? Poğaça kayıt elinde. Tamam şunu öpsün. Kozunun doğusu da kurdun sen. Şöyle gidiyor zaten. Yukarılara bakarak. Yani son enerjiden gibi yukarıya bakaraktan gidiyor herhalde. Pul be. Aferin kızım. Onu buldum bak. Bunu ağacı yiyemem. Sen aslında biberi de bitirelim. Hangisi? Arkadaşlar bugünlük de videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeye, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yazık, kedi geldi yine, acıkmış. Kedinin yüzü de arkadaşlar iyi oldu biraz. Pek kötüydü, bir görseydiniz yazık. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa sevinirim. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Ayşe bacınızın kanalına çıkın. Çıkın gelin canlar.